elektron alışverişiyle gerçekleşen tepkimelere yükseltgenme, indirgenme tepkimesi denir. Sodyum element halinde değerliği sıfırdır ama bileşik oluşturduğu zaman değerliği artı birdir. Klor da elementken sıfırdır, bileşiklerinde eksi birdir. Bir elektron vermiştir, sodyum elektron vermiştir, klor elektron almıştır. Alışveriş sonucu oluşan tepkimeler redoks tepkimeleri şeklinde adlandırılırlar. Sodyum elementinin nötr haline bir elektron vererek değerliğini artı bire yükseltgenmesine yükseltgenme denir. Yani değerliğini sıfırdan artı bire arttırmış, bu olaya yükseltgenme demiş. Yani bir atomun ya da iyonun fark etmez, elektron vererek değerliğini arttırmasına yükseltgenme deniyor. Yükseltgenebilmesi için de elektron vermesini gerektiriyor. Klor atomu da nötr haldeyken bir elektron alarak eksi hale geliyor. Buna da indirgenme deniyor. İndirgenme de bir atomun ya da iyonun elektron alarak yükünü azaltma işlemine indirgenme deniyor. Bir atomun elektron alarak değerliğini azaltması işlemine indirgenme deniyor. Bir tepkimede yükseltgenme varsa indirgenme de vardır. İndirgenme yükseltgenme tepkimelerinin olduğu tepkimelere de kısaca yükseltgen redoks reaksiyonu ya da redüksiyon oksidasyon reaksiyonunun kısaltılmış şeklinde redoks reaksiyonu deniyor. Şu tepkimeye bakacak olursak burada her şeyi daha net göreceğiz. Cu artı 2 iyonu iken 0 olmuş. Değerini azaltmış, artı 2'den 0'a indirgenmiştir. Çinko da burada 0'dan artı 2'ye yükseltgenmiştir. 2 elektron vererek aldığı için indirgenmiş, verdiği için yükseltgenmiş. İndirgenme yükseltgenme tepkimesi gerçekleştirmiş. Buna da redoks reaksiyonu deniyor. Pratik olarak gençler, eğer bir tepkimede girenlerde ya da ürünlerde element varsa tepkime redoks tepkimesidir. Örneğin şu tepkime redoks tepkimesidir diye sorduğu zaman önce uzun yoldan anlatalım, sonra pratiğine bakalım. Şu bileşikte element halde değerlikler sıfırdır ama bileşik halinde magnezyumun değerliği artı 2, oksijenin değerliği eksi 2'dir. Magnezyum sıfırdan artı 2'ye yükseltgenmiştir. Oksijen de sıfırdan eksi 2'ye indirgenmiştir. Yükseltgenme indirgenme tepkimesi yani redoks tepkimesidir diyebilirsiniz. Ama pratik olarak şöyle diyebiliyoruz. Bir tepkimede girenlerde ya da ürünlerde element varsa, en az bir tane element varsa o tepkime redoks tepkimesidir diyebiliriz. Pratik olarak böyle bir yorum yapılabiliyor. Örneğin şu tepkime yükseltgenme indirgenme tepkimesi midir diye soracak olursa evet diyebiliriz hemen. Çünkü element var sıfır, element var sıfır. Bir tane bile element olması giren ya da ürünlerde yeterlidir. Sıfır olduğuna göre bu yükseltgenme indirgenme tepkimesidir diyebiliriz. Yükseltgenen ve indirgenen madde hangileridir onu söyleyiniz demiş. Yükseltgenen madde demirin yükü burada sıfırdan artı 2'ye yükseltgenmiştir. O zaman yükseltgenen madde demirdir. Yükseltgenen madde demirdir. İndirgenen madde ise burada hidrojendir. Hidrojenin buradaki değerliği artı 1 iken buradaki değerliği sıfırdır. Artı 1'den sıfırda da indirgenmiştir. O zaman indirgenen madde de hidrojendir. Maddeleri olarak belirtmek isterse HCl'dir diyebilirsiniz. Element olarak sorarlarsa da hidrojen olarak adlandırabilirsiniz. Redoks tepkimelerinde alınan ve verilen elektron sayıları her zaman birbirine eşit olmak zorunda. Yükseltgenme indirgenme tepkimelerinde kelime oyunları da yapılıyor gençler. Buradaki tuzak da şu. Yükseltgenen madde indirgen, indirgenen madde yükseltgen maddedir. Şöyle yazabiliriz. Yükseltgenen maddeye indirgen deniyor. İndirgenen maddeye ise yükseltgen deniyor. Bu kelime oyunlarına dikkat edeceksiniz. Yükseltgenen madde indirgen, indirgenen madde yükseltgendir. Bizde indirgen özellik gösterdiğini soruyorsa bizden sorduğu şey aslında yükseltgenmiş, yükseltgenen madde hangisidir? Yani azot atomu hangisinde yükseltgenmiştir diye soruyor size gençler. Şimdi buradaki bileşiğe bakarsak buradaki azotun değerli sıfırdır. Burada ise artı 4'tür. Sıfırdan artı 4'e yükseltgenmiştir. Azot elementinin buradaki değerliği eksi 3 iken buradaki azotun değerliği yine eksi 3'tür. Herhangi bir değişiklik olmamıştır. O zaman bu olmaz. Birinci tepkimemiz olmuştu. Buradaki değerliğimiz eksi 3'tü azotta. Buradaki değerliğimiz ise 0'dır. Eksi 3'ten 0'a yine yükseltgenmiştir. Yani indirgen özellik göstermiştir. O zaman
1 ve 3 indirgen azot taneciği indirgen özelliği gösterdiği tepkimeler olarak adlandırılabilir. Devam ediyoruz. Tepkimesindeki ise artık iyonundan yağ atomuna bir tane elektron geçişi olmuştur. Tepkime denklemini yazınız. Şimdi y artı x artı 2 bir tane elektronunu y'ye verdiğine göre o zaman x'in değerliği artı bir elektron verdiği için 3 olacaktır. Çünkü elektron verince değerlik artacaktır. Y de bir tane elektron aldığı için y eksi 1 iyonunu alacaktır. Tepkime denklemi de bu şekilde yazılabilir. Günlük hayatta redoks tepkimeleri var. Günlük hayatta redoks tepkimelerinde yanma tepkimelerinin tamamı aynı zamanda bir redoks tepkimesidir. Çünkü oksijen denen bir madde vardı. Oksijen olan yani elementtir oksijen tek başına. Element olan madde yükü sıfırdı. Ve sıfır olduğuna göre bir tepkimede element varsa tepkime redoks tepkimesi diye adlandırabiliyorduk. Vücudumuzun gereksinimi olan enerji üretmek için şekerin yakılma tepkimesi de bir redoks tepkimesi olarak adlandırılıyor. Çünkü o da bir olayda bir yanma tepkimesi olarak geçiyor. Yaygın olarak kullandığımız piller bir redoks tepkimesinin örneğidir. Çünkü karbon piller dediğimiz piller redoks reaksiyonlarıyla yakılır. Sıvı yağlardan margarin elde ise hidrojenlenme ile gerçekleşir. Hidrojenlenme dediğimiz şey hidrojenin element halde bulunmasından dolayı redoks tepkimesidir. Klor ve ozon gazları bakterileri yükselterek öldürdüğünden içme sularının dezenfektasyonlarında kullanılıyor. Bu şekilde de redoks reaksiyonları günlük hayatta kullanabiliyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Bir tane örneğimiz var burada. Yükselkenme indirgeme tepkimesini vermiş. Buna göre bazı kelime oyunlarıyla işlemler yapmış. Olayı çözelim. Tepkime indirgenme yükselkenme tepkimesidir. Yükselkenen madde hangisi? İndirgenen madde hangisi? Yükselkenen madde kaç elektron vermiş gibi sorular var. O zaman biz öncelikle yükselkeneni indirgeneni yazalım. Ondan sonra sorularımızı cevaplayalım. O2 sıfırken element olarak sağ tarafta iyotun denklemine bakalım gençler. HIO'da yani hidrojen iyodatta toplam sıfır olduğuna göre iyotun buradaki değerliğini bulmaya çalışıyorum. Eksi 2 burası artı 1 buraya x derece yiyecek olursam iyotun buradaki değerliği eksi 6 artı 1 artı 5 değerlik olacak. O zaman iyot artı 5'e yükselkenmiş. Kaç tane elektron olarak yükselkenmiş olacaktır? Alarak diyorum pardon vererek. 5 elektron vererek yükselkenecektir. Ama 2 tane iyot girip 1 tane çıktığı için bunu 2 ile genişlettiğim zaman bunun 10 tane elektron vererek yükselkenliğini görüyorsunuz. O zaman yükselkenen madde hangisidir diye soracak olursak I2'dir diyebilirsiniz. Kaç elektron vermiştir diye soracak olursak 10 tane elektron vermiştir diyebilirsiniz. İndirgenen madde hangisidir? Onu da bulmaya çalışalım. İndirgenen maddeleri bulmak için burada HNO3'ün değerliğine bakalım. HNO3 için hidrojenin değerliği artı 1 artı x dedim artı 3 çarpı eksi 2 eşittir 0'a eşitleyecektik. Burada x'in değerliğinde yine artı 5 olduğu gözükecekti. Demek ki azot artı 5'miş. NO2'de azot kaçtır diye sorabilecek olursak yani N artı 5 iken buradaki ürünler kısmında azotun değerliğini bulacak olursak toplam 0 olacaktı. Eksi 2, eksi 4 toplamın 0 olabilmesi için burasının artı 4 olması gerekiyor. O zaman N artı 4'e bir elektron vererek alarak özür diliyorum indirgenmiş olacaktır. O zaman indirgenen madde olarak sorduğu için HNO3'tür diyebiliriz. Eğer madde olarak değil de element olarak sorsaydı azot elementi olarak yazabilirdik gençler. İndirgenen madde kaç elektron almıştır diye bir soru var gençler. Kaç elektron almış? Şimdi alınan elektron sayısıyla verilen elektron sayısı her zaman birbirine eşit olmak zorundadır. Zaten redoks reaksiyonlarda bunlar eşitlenmeden yapılmaz. Onun için buranın katsayısını 10 ile genişleterek elektron sayıları eşitlenir. O zaman indirgenen madde kaç elektron almıştır dediği zaman hemen 10 diyorsunuz. İndirgen madde hangisidir diye sorarsa indirgen dediğimiz şey yükselkenen demekti. Maddeyi sorduğu için bunu hemen HNO3'tür. Şimdi düzeltiyorum. I2'dir diyebilirsiniz. Yükseltgen madde hangisidir? Yükseltgen dediği şey de indirgenen
hangisidir de diyor. İndirgenen madde de madde olarak verdiği için HNO 3'tür arkadaşlar. Bu şekilde çözümümüze ulaşmış olduk. Bir sonraki soruyu da yapalım. 16. soru. Aşağıda verilen tepki kümelerinin türlerini yazınız. Tek bir tür olarak olmayabilir, birden fazla türle de adlandırabiliriz. Örneğin A şıkkında bu bir yanma tepkimesidir. Aynı zamanda bir redoks tepkimesidir. Çünkü yükseltgenme indirgenme vardır. Bu tepkime başta suda çözündüğü halde sonradan katılı oluştuğu için bu çözünme çökelme tepkimesidir. Çözünme çökelme tepkimesidir. Şu tepkime H2SO4 asit, bu da bazdır. Asit baz tepkimesidir. Yani nötrleşme tepkimesi. Nötrleşme tepkimesidir. D şıkkında elementlerin değerliğinin değişip değişmediğine bakarak redoks reaksiyonu olup olmadığına bakacağız gençler. Örneğin klorun buradaki değerlerini bulacak olursak oksijen -2, sodyum +1, toplam 0 olacağı için klorun buradaki değerliği +5 olacaktır. Buradaki klorun değerli ise -1. Yükleri değiştiği için bu bir redoks tepkimesidir. Çünkü yükseltgenme indirgenme tepkimesidir. 5'ten -1'e indirgenmiştir. Şu element bir redoks tepkimesidir. Neden redoks tepkimesidir? Çünkü zaten element var. Uzun uzadıya bakmaya gerek yok. Metallerin asitlerle tepkimesi aynı zamanda bir redoks tepkimesidir. Şu ise bir redoks ve ayrışma tepkimesidir. Niye redoks oldu? Çünkü elementlerin değerlikleri sıfır. Sıfır olduğu için bu bir redoks tepkimesidir. Aynı zamanda bir ayrışma, yani analiste tepkimesidir gençler. Bu şekilde de adlandırılabilir. Analiz tepkimesi, ayrışma tepkimesi de denebilir. Çünkü bu bir elektrolizde suyu elementlerine ayrıştırma tepkimesi olarak geçer. Ama bir redoks tepkimesidir aynı zamanda. Devam edelim arkadaşlar. Adımımızın anlatımı bitti. Birkaç tane örnek çizerek olayı daha iyi anlayalım. Şurada 5. sorumuz var. 5. soru, tepkimelerden hangisinin türü yanlış verilmiştir demiş. Bakıyoruz arkadaşlar hemen tepkimeye. Element var. Bu bir redoks tepkimesi. İndirgenme, yükseltgenme diyebiliriz. Burada da bir element var zaten. Burada da elementler var. İndirgenmenin yükseltgenme, yani redoks tepkimesi. Ama yanma tepkimesi demiş. Yanma tepkimesi olabilmesi için oksijenin girenlerde olması lazım. Onun için B şıkkı yanlıştır. Burada ise başta katı yokken sonradan katı çıkmış çözünme çökelme tepkimesidir. Asit baz tepkimesi nötrleşme tepkimesidir. Çünkü su çıkmıştır. Asit baz tepkimesidir ama nötralleşme tepkimesi değildir. Burada bir ayrıntıdan bahsedeyim. Eğer asit baz tepkimesinden su çıkmıyorsa, buna nötrleşme tepkimesi ya da nötralleşme tepkimesi diyemezsiniz. Sadece asit baz tepkimesi diyebilirsiniz. Nötralleşme oluşması için mutlaka su çıkması gerekiyor. Diğer sayfadan da bir tane çözelim arkadaşlar. 11. soruyu çözelim. X maddesi NO2 mi? Yani X maddesini bulabilmem için giren cins ve sayısının çıkan cins ve sayısına eşit olması lazım. Sayalım. Bakır bir tane girmiş, bir tane çıkmış. Problem yok. Azota bakıyorum. 4 tane azot girmiş. 2 tane azot çıkmış. Ama 4 tane değil. O zaman burada 2 tane azot olmalı. Başında 2 olduğu için N olarak belirttim. Hidrojene bakıyorum. 4 hidrojen girmiş. 4 hidrojen çıkmış. Hidrojen sayısı eşit. Oksijene bakalım. 4 kere 3, 12 tane oksijen girmiş. 6 tanesi burada. 3 kere 2, 6. 2 de burada. 8. 12 olabilmesi için 4 taneye ihtiyacım var. Öndeki katsayısı 2 olduğu için buna da 2 yazarım. O zaman X bileşiği NO2'dir şıkkım. Doğru olur. İkincisi, bakır 2 nitrat bileşiğinde N'in, yani azotun yükseltgenme basamağı +5 mi? Bunun yükseltgenme basamağı bulmak için nitratı tek başına alabilirim gençler. NO3-1 yüklüdür. Oksijen -2 olduğu için -1 eşitleyebilmem için bunun +5 yüklü olması gerekiyor. O zaman azotun yükseltgenme basamağı +5'tir. O da doğru olur. Cu atomu indirgenmiş midir? Cu'nun buradaki değerliği 0'dır. Buradaki değerli ise +2'dir. 0'dan +2'ye yükseltgenmiştir. O zaman indirgenmiştir şıkkı yanlış olur. Doğru olanları soruyor. C şıkkımız doğru cevabımız olacaktır. Devam edelim. Öğrenme testinden de birkaç soru çözelim.
Birinci soruyu çözelim. Bir reaksiyonda her zaman korunan şeyler neler, korunmayan şeyler neler? Atom, cins ve sayısı her zaman korunmak zorundadır gençler. Toplam kütle, kütlenin korunumu kanunu denen bir kanun var. Onun için toplam kütle her zaman korunmak zorundadır. Ama molekül sayısı korunmak zorunda değil. Giren molekül sayısı, yani mol sayısı, çıkan mol sayısına eşit olmak zorunluluğu diye bir zorunluluk yoktur gençler. Her zaman korunur olan 1 ve 2. şık olacaktır. Diğer testini arka sayfadan da bir tane çözelim. 12. soruya bakalım. Net iyon denklemini soruyor bize gençler. Net iyon denklemi çökelme oluşan denklemdir. Ulaşan çökelikte PbO2, yani kurşun 2 iyodür çökeliğidir. Onun oluşması için çözeltideki kurşun artı 2 ile düzeltelim. Kurşun artı 2 iyonuyla iyot eksi iyonunun birleşip kurşun 2 iyodür oluşması gerekiyor. Denklemi denkleştirirken de başına 2 yazmamız yeterli. Bu denklemi aşağıda arayacak olursak A şıkkında denklem belirtilmiştir. C şıkkında da aynı denklem var. Yalnız dikkat ederseniz bu suda bu katıdır. Çökelme tepkimesinde katı oluşturması gerektiği için bu şık yanlış. Adana şıkkı ise doğru cevap olacaktır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Her testten birer tane önlü arkalı çözelim. Tepkimeleri sınıflandır demiş. Hangisi doğru olarak sınıflandırılmış? 4. soruda. Bakalım sınıflandırılması hangisi doğru? Bu bir yanma tepkimesi. Çünkü oksijenle reaksiyona girmiş. Aynı zamanda bir redoks tepkimesi. Yanma, redoks. Adana şıkkında, birinci şıktan hiçbir şey çıkmadı. İkinci şıkka bakıyoruz gençler. Bu bir çözülme çökelme tepkimesidir. Çökelme tepkimesi olduğu için Adana ve Ceyhan doğru, diğerleri elendi. Üçüncü şıkka bakıyorum. Bu bir asit, bu bir baz. Asit baz tepkimeleri tuz su çıkar ve bu nötralleşme tepkimesidir. O zaman cevabımız Adana şıkkı olacaktır.